Arkadaşlar merhaba. Matematik 2. kitapta 8. föyü çözeceğiz. Fonksiyonların 8. ve son föyünü çözüyoruz. Şimdi burada ne yapacağız? Burada fonksiyonlarda öteleme, dönüşüm onlara bakacağız. Simetri ötelemeler var. Şimdi arkadaşlar şöyle aslında bir özet de çıkartabiliriz. Şimdi bir fx fonksiyonumuzu eğer ki a birim kadar a birim kadar sağa götürmek istiyorsak o zaman fonksiyonumuzun içerisine x eksi a yazarız. Eğer fonksiyonumuzu a birim sola götürmek istiyorsak da a birim sola x artı a yazarız. Bakın şekilde görülmüş zaten. Bize bir yeşilli fx fonksiyonu verilmiş. Bu fonksiyon bir birim ne olmuş? Sola sağa gitmiş. Yani ne yapmış? fx eksi 1 yapmış. Bakın x kesti eksi yer eksi 2 idi. Sağdaki grafikte eksi 1 olmuş. Peki Şimdi diğerine bakalım. Şimdi burada ne var? Fonksiyonumuzun yukarıya aşağıya ötelenmesi. Eğer ki fx fonksiyonumuzu a birim kadar yukarı götürmek istiyorsak o zaman fonksiyonumuza a ekleriz. Eğer ki fonksiyonumuzu a birim aşağı çekmek istiyorsak da o zaman da fonksiyonumuzdan a'yı çıkartırız. Bakın bize fonksiyon vermiş bir tane. Daha deminki fonksiyon aslında. x eksi 2'de kesmiş ne yapmamızı istiyor? Bir birim yukarı götürmemizi istiyor burada. Demek ki bir birim yukarı götürürsen artık x'i kesmeyecek. Eksi 2'ye bir noktasından geçmiş olacak. Şimdi diğer simetri almalar var. Ötelemeler yaptık daha demin ilk 2'de. Yani sağa sola yukarı aşağı ötelemeler yaptık. Şimdi bize bir fx fonksiyonu verildiğinde bizden bu fonksiyonun x eksenine göre ...simetriyi istendiğinde o zaman fonksiyonumuzu eksiyle çarparız. Böylelikle fonksiyonun x eksenine göre simetriğini almış oluruz. Eğer ki y eksenine göre simetri istenirse bizden fonksiyonun y eksenine göre simetri istenirse bu sefer de x gördüğümüz yere eksi x yazarız. O zaman da y eksenine göre simetrik almış oluruz. Eğer ki fonksiyonumuzun orijine göre simetri istenirse de arkadaşlar önce x sonra y veya önce y sonra x'e göre simetri almış oluyoruz. Yani eksi f eksi x yapmış oluyoruz. Bakın burada şekilde verilmiş bize bir fx fonksiyonu verilmiş. Eksi fx yani x'e göre simetri istenmiş. Direkt x'e göre yansımasını aldık. Aşağıya doğru şöyle bir fonksiyonumuz olmuş oldu. Burada da işte ne yapmış? Y eksenine göre simetri alınmış. Bakın fonksiyon x'i eksi 2'de kesmiş. Eğer eksi x'i istiyorsa artık 2'de kesecek ve şöyle bir grafik olacak yan tarafta olduğu gibi. Orijine göre simetri alınmış. Ne olmuş? Orijine göre simetri de grafik çizmelerde şöyle yapabilirsiniz. Önce y'ye göre simetri alın mesela. Şöyle. Şurası eksi 2. Şurada eksi 5'im var. Artık fonksiyonu şöyle olacak yani. Şu şekilde yaptın. Şunu da şöyle 5'e ve 4 olacak ya. Şuradan şöyle gösterelim şuradan geçti. Bak şu an y'ye göre simetri aldım. Yani bu maviyle çizdiğim aslında f x olmuş oldu. Şimdi ise ne yapmak istiyorum? Orijine göre simetri almasını istiyordum ya. Şimdi de y'ye göre aldığım yani bu mavinin x'e göre simetrini alacağım. Şöyle yapacağım. Şurayı uzatayım şöyle aşağıya doğru. 2 idi burası eksi 2 oldu. Artık 2 eksi 2. Şu eksi 5 de artık eksi 4 olacak. Şurası yani şöyle bir Grafiği olmuş oldu arkadaşlar. Bakın orijine göre simetriğini almış oldum. Şimdi eğer ki biz bir fonksiyonumuzu k gibi bir sayı ile yani pozitif bir k gibi bir sayı ile çarparsak o zaman ne oluyor arkadaşlar? Yani fonksiyon verilmiş bana git diyor ben senden k çarpı fx'i istiyorum diyor. O zaman ne oluyor? X'i kestiği yerlere dokunmuyoruz. Yani görüntü kümesindeki elemanların her birini tek tek k ile çarpmış oluyoruz. Mesela sallıyorum şöyle bir fonksiyonumuz olsun. Şurası eksi 2 şurası 2 olsun. Bu fonksiyonumuz nedir mesela bizim fx fonksiyonumuz? Aslında baktığımızda x artı 2 fonksiyonudur bu fonksiyonumuz. Mesela diyelim ki 2 fx'i çizmek istiyoruz. 2 fx nedir? Bu fonksiyonu 2 ile çarpsan 2x artı 4'tür. Bak gel grafiğine şuradan bakalım. Yani biz bunu çizeceğiz ya. Şimdi bunu maviyle gösterelim hadi. Şöyle yapalım. X'e 0 verdiğinde Y'yi 4'te kesecek. Y'ye 0 verdiğinde X'i e 2'de kesecek. Bak şöyle oldu. Yani görüntü kümesi. X'i kestiği yere hiç dokunmadım. Görüntü kümesinde 2 vardı. 2 fx'i istediği için. Burayı 2 ile çarparsam 4'ten geçecek dedim. Yani 2 f'i çizmiş oldum burada. Peki bu k sayısı içeride olursa. Yani o zaman ne yapacağız? O zaman da Tam tersini yapacağız arkadaşlar. Yani y'deki adamlara dokunmayacağız. Görüntüdeki tanım kümesindeki elemanları bize verilen o sayıya böleceğiz. O k sayısına böleceğiz. Tabi k pozitif olacak. Yani adam bana fx'i veriyor. Git diyor fkx'i çiz bana diyor. O zaman ben de diyorum ki tanım kümesindeki her bir elemanı k'ya bölmem gerekir. Bakın burada olduğu gibi. Şimdi sorularıyla başlayalım birinci soruyu vermiş. Ne diyor birinci soruda? fx'in grafiğini verdik. fx artı 2 fonksiyonunun x ekseni kestiği noktalar. fx artı 2 ne demek? fx'i 2 birim ne tarafa? Sağa mı sola mı? Sola götür demek. İçeride artı varsa sola götür. 2 birim sola götürürsen bu adamı o zaman bu adam eksi 5 olur. Bunu 2 birim sola götürürsen eksi 3 olur. 2 birim burayı sola götürürsen de 1 olur. İşte bizden Bunların toplamları istenmiş. Eksi 5, eksi 3, 1 toplarsak eksi 7 Adana yapmış o olur. İkinci soru. Fonksiyonun grafiğini çizin demiş. Bakalım şimdi fx verilmiş. Adım adım gidelim. Önce şu ne demekti? Fonksiyon 2 birim sağa kaydır. Şimdi eksi 1 de artık 1'de de olacak. Şöyle yapalım. Şu şekilde gelecek. Ve şurası artık eksi 2'den değil 0'dan geçecek. Yani şöyle bir şurayı çizdim. Burası ne olacak? 1'den değil. Şöyle 2'den geçecek. Şöyle 2'den geçecek. Şurası 2 olsun. Pardon. Şurası 2 olsun. Ee, bakayım. Şurası da nereden geldi? Şurası da 3 olacak. Şöyle gidecek. Ben şu anda size arkadaşlar fx-2'yi çizdim sadece. Bir de sonuna ne koymuş? Artı 2 koymuş. Yani ne diyor? Fonksiyonu al. 2 birimde yukarı öteli diyor. Şimdi bu mavi fonksiyonu daha demin çizdiğimiz mavi fonksiyonu 2 birim yukarı ötelersek de hemen silindi onu bir geri çizelim bir daha şöyle şuradan şöyle yapmıştık şöyle yapmıştık burasıydı. Kimdi bu? fx-2 idi. Yani iki birim sağa ötelenmiş haliydi. Şimdi ben bunu ne yapacağım? İki birim yukarı öteleyeceğim. 2 birim yukarı ötelersem artık burası 1 değil. Şurası 3 olsun. Yani şöyle olacak. Şuradan geçecek. 3 olacak. Değerler de bu şekilde paralel. Buna. Hatta bakayım burası eksi 1. Bir, artık 1'den geçecek. Şöyle yani. Şuradan gelecek. Şöyle gidecek. İşte f x eksi 2 artı 2 olmuş olacak. Ne vermiş? Bize bir mutlak değerli bir fonksiyon vermiş. Fonksiyonun grafiği x ekseni boyunca 2 birim sola. 2 birim sola giderse fx artı 2 olur. Y ekseni boyunca 3 birim aşağı çekersen de fonksiyondan 3 çıkartırsın. Şimdi bunu uygulayalım. Bize fx verilmiş ya. Yani x gördüğümüz yere x artı 2 yazalım. Ondan sonra da fonksiyondan 3 çıkartalım. fx artı 2'yi bulalım. Bu da ne demek? Mutlak değerli x gördüğün yere x artı 2 yaz demek. Eksi 2 artı 3. Bir de ne yapacağım? Eksi 3, eksi 3 ekleyeceğim her tarafa. Çünkü burada eksi 3 var. 3 birim aşağı çekecektik ya. Burası ne oldu? Mutlak x oldu. Artı 3, eksi 3 söndürdü birbirlerini. Yani mutlak x grafiği yani denizli olmuş oldu. Dördüncü örnek. fx fonksiyonun grafiği çizilmiş diyor. f eksi x. Bu ne demekti arkadaşlar? Fonksiyonun y eksenine göre y eksenine göre simetriğini al diyor. Y eksene göre simetri istenmiş. Hemen şöyle çizelim bunu. Şöyle bir koordinat eksenimiz olsun. Şu şekilde. Şimdi y eksene göre simetrini alacaksan burası x burası y ya. Bakın şimdi burası 2 artık eksi 2 olacak. Şöyle yapalım. Burası eksi 2 olacak. Eksi 2'den geçecek. Şurası eksi 1. Eksi 1'de ne olacak? 2 olacak. Şuraya 2'yi belirleyelim. 3 var orada. 3 bu tarafa gelecek. Şurası eksi 3 olacak. Tamam. Şimdi çizmeye kalktığımızda bir de 3'te ne olmuş? Bakın 3'te eksi 2 olmuş ya. Eksi 3'te o zaman şöyle eksi 2 olacak. Eksi 2 de burada olsun. Tamam. Şimdi. Şimdi çizebilirim. Şöyle bir şey. 2'den geçecek. Eksi 2'den geçip 2'ye gelecek. Daha sonrasında şöyle bir grafiği olacak. Bakın y eksene göre simetriğini almış oldum. Bu da böyle devam ediyor tabi bu arada. İşte y eksene göre simetriği bu şekilde olmuş oldu. Bu ne demekte? Fonksiyonumuzun aslında burada x eksenine göre simetriğini al diyor bize. Şöyle x eksenine göre simetriğini alırsak yazalım. x eksenine göre simetriyi. Burada da fonksiyonumuzun grafiğinde x ekseninin altında kalan kısımları yukarıya katlayacağız arkadaşlar. Bunun için bir bakalım. Hatta şöyle yapalım mı? Grafikte değiştirmemek için bakalım burada da orijine C şıkkına da bakıyorum. Yani A şöyle yapalım. Bakın B şıkkını şuraya not alalım. B şıkkımız neydi? B şıkkımız B şıkkında bizden f eksi x'i istemişti. C şıkkında ne istiyordu? C şıkkında da arkadaşlar orijine göre simetriğini alıp birbirimde yukarı ötelememizi istiyordu. Tamam buradan çizelim çünkü. Şimdi x eksene göre simetriğini alırsam şöyle olacak. Bakın şöyle oldu. Buradan sağa doğru buradan da sola doğru gitti. Şöyle bu x eksenine göre simetriğini almış oldum. Şimdi ben bu adamın y'ye göre simetriğini alırsam eğer x eksenine göre aldığım simetri vardı ya siyah. Bunu hemen kırmızıyla gösterelim. Şimdi bunun y'ye göre simetrini alacağım. Yani şuradan şöyle şu taraftan şöyle gelecek. Şöyle gidecek. Bu da böyle gidecek. Şu anda size fonksiyonun orijine göre simetrini almış oldum. fx fonksiyonu. Şimdi bir birim yukarı ötelersem artık onu da şöyle gösterelim. Yeşilli olsun o da. Eksi 2'den değil 1'den olacak. Şuradan yani şu kısım tamamlayacak. Şurası ve şurası şöyle gidecek arkadaşlar. Bir birim yukarı ötelediğimizde bu böyle bu da böyle bu şekilde devam etmiş olacak. İşte bu da C şıkkımız olmuş oluyor. <laughs> beşinci sorudan devam ediyorum. Ne diyor beşinci soruda? fx eşittir eksi mutlak x'in grafiği verildi diyor. Aşağıda grafiği verilen y fx fonksiyonu elde ediliyor. Peki bu hangi fonksiyondur diyor bize. Şimdi fonksiyonu ne yapmış aslında? İki grafiği kıyaslamamız lazım burada. Bir kere fonksiyonu ters çevirmiş. Yani bu ters çevirmek ne demek? Fonksiyonu eksiyle çarpmış. X'e göre bir simetri alınmış. Şimdi alalım. X'e göre simetri. Önce isterseniz iki birim şöyle sağa çekelim fonksiyonu. Fonksiyon iki birim sağa gelince şöyle olacak şu şekilde. Şu anda fx eksi 2'yi yaptım size. Burası 2. Burası eksi 2. Şöyle. Şimdi gel bunu yukarıya katla. x'e göre simetriğini al. Şöyle. Şöyle. Yani eksi f eksi x'i yaptım. Pardon şurayı düzeltelim. x eksi 2'yi yaptım. Tamam. Şimdi yukarıya katladım. Ama yetmedi. Bir de ne yapmış? Fonksiyonu 2 birim aşağı çekmiş. 2 birim aşağı çekince de burası artık 2 2 eksi 2 de sivri uç yapacak tam şurada. Yani şöyle gelmiş. Bakın yandaki grafiği elde ettik arkadaşlar. Yandaki grafiği. Yani eksi f x eksi 2 birimde aşağı çektik. İşte biz bunu arıyoruz. Bakalım nerede var? Ee, bakın Edirne'de var arkadaşlar. Fonksiyon 2 birim sağa çektik. Sonra x eksenine göre simetrini aldık. Sonra da 2 birim aşağı indirdik. Altıncı örnek. Aşağıda gerçel sayılarda tanımlı y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiş. Ben bu grafiğe bakınca mesela şunu görebiliyorum. Şuraya baktığımda bu ne demek? F6 sıfıra eşit demek. Bu ne demek mesela? F sıfırda eksi 4 demek. Bunları not aldım. Burada dursun. Diyor ki y eşittir eksi 2 çarpı f 3x fonksiyonun grafiğinin x eksenini ve y eksenini kestiği noktaların apsis ve ordinatlarının çarpımlarını sormuş. Tamam. Şimdi f 6 sıfırsa Şimdi y'yi kestiği yeri bulmak istiyorsam x'e sıfır veririm. x'e kestiği yeri bulmak istiyorsam da denklemlerde y'ye sıfır veriyordum. Değil mi? Şimdi benim fonksiyonum mesela bu adam gx fonksiyonu olsun. Tamam mı? Yeni bir fonksiyonum olsun. gx fonksiyonu eksi 2 tane f3x fonksiyonu olsun. Şimdi mesela ben x'e sıfır veriyorum. x'e sıfır verirsem g sıfır oluyor. Burası da eksi 2 çarpı f 0 mı olmuş oluyor? Şimdi x'e 0 verirsen ne yapmış olursun? Y'yi kestiği yeri bulmuş olursun. Yani B değerini, B noktasını bulmuş olursun. Şimdi F0'ı bak burada biliyorsun eksi 4'tü. O zaman G0 ne geliyor? Eksi 2 çarpı eksi 4'ten 8 geliyor. Demek ki sen Y'yi 0'a 8'de kesiyorsun. Yani B değerin 8 çıkmış oluyor. Şimdi devam edelim. Mesela şimdi ne yapalım? X'e gidelim. Şimdi şuradaki değerlere bakarak konuşuyorum daha çok. F6'nın 0 olduğunu biliyorum ya. Şurada F6'yı yakalamak istiyorsam eğer x'e 2 veririm o zaman. Burası G2 olur. O zaman eksi 2 çarpı F6 olur. Çünkü F6'nın 0 olduğunu biliyorsam o zaman G2 eşittir 0 olur. Bu da şu demektir. Bu adam 2'ye 0 noktasından geçiyor. Yani A değeri 2'ymiş deriz. E A çarpı B'yi soruyordu. B8'di A'da 2 2'ydi her iki değeri de çarparsam 16 A şıkkı yapmış oluyor. Ne vermiş bana 7 de fx vermiş. Bakın şimdi arkadaşlar bu ne demek? Bunu bir şöyle bir konuşalım. Bize bir fx fonksiyonu verildiğinde eğer ki f mutlak x içeride istiyorsa bunun anlamı şu. Grafikte grafikte y ekseninin y ekseninin solu silinir. Direkt ilk işlemin bu. Grafiğe baktın. Y ekseninin solunda kim varsa komple sil dedim. Komple sildin. Sonra Y ekseninin Y ekseninin sağında kalan sağında kalan grafik grafik Y'ye göre simetrik şekilde sola da çizilir. Tamam. Şimdi ne anlattık? Burada onu ifade edelim. Şimdi bunun amacı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu şu demek. Bakın. Burada fx değerini sallıyorum mesela bak. F2 eksi 3 çıkmış ya bu grafiğe baktığımda 7. soruda. Artık f eksi 2 de eksi 3 çıkacak. F4 0 mı çıkmış? O zaman f eksi 4 de 0 çıkacak. Çünkü burada x var burada mutlak x var. Yani negatif ve pozitif değerlerin sonuçlarının aynı olması lazım. Onun için ne dedik? Grafikte şurayı sil dedik. Bak komple burayı sildin. Şu maviyle taradığım yer yok artık. Grafikte. Tamam. Sonraki adımım neydi? Y ekseninin solunda sağında pardon. Y ekseninin sağında kalan kısmın aynısını sola çiz. Tamam. Onu da gelin. Hemen şöyle. Şu renkte hemen pembe renkte çizelim. Bak şöyle eksi 3'tü. Şuradan geldi. Eksi 1'den buraya kadar. Kim burası? 2 mi? O zaman şurası da şöyle. Eksi 2 yapacak. Sonra nereden geçiyor? 4'ten mi? Şöyle 4'ten geçiyor. Şurası da eksi 4 oldu o zaman. Bakın şöyle bir grafik oldu. Bunun tamamı yalnız. Sağ taraf da dahil yani buna. Şu şekilde bir grafik olmuş oldu işte. Buna dönüştü. Tamam. Burada ne diyor bize özellik olarak? fx fonksiyonun grafiği ile f'in tersinde x fonksiyonun grafiği y x doğrusuna göre simetriktir. Bakın y x doğrusunun grafiği şudur ya arkadaşlar. Birinci açı ortaya doğrusudur. Yani sen buraya eğer şöyle bir fonksiyon çizdiysen diyor adam. Bunun buraya göre simetriği de şöyle bir şeydir işte. Bak eğer bu senin fx'inse diyor. Bu da f'in tersinde x'tir diyor. Y x'e göre simetrik olmak zorundadır bu grafikler diyor. <laughs> bize fonksiyonu vermiş pozitif değerli olduğu en geniş değer aralığını bulun demiş. İsterseniz bu fonksiyonu çizebilirsiniz ya da grafiğinin de bakabilirsiniz. Şöyle şimdi y eşittir x'in şu şekilde y eşittir x'in mesela bu da böyle gidiyor ya bunlar bir yerde kesişiyorlar. ileride bir yerde. Şimdi y eşittir x'e göre simetriğini aldığımda f'in tersinin grafiğini çizmiş oluyorum. O da şöyle bir şey olacak. Şurası tam şöyle açı ortaya olacak şekilde. Şöyle. Yani tersinde aldığımda ne oluyor? O zaman burası 4, burası eksi 2 olmuş oluyor. Peki soru bana neyi soruyordu? Pozitif değerli olduğu en geniş aralık. Pozitif değerli ne demekti? X eksenin üstünde kalan kısımdı. Yani şuralar 4 dahil değil ama 4'te ne oluyor? Çünkü 0 oluyor fonksiyonum. Demek ki 4'ten artı sonsuza kadar hep pozitif değerli olmuş olacak Edirne. Bu bir yöntem grafik çizerek. Peki bunu bilmeseydin nasıl yapardın? Fonksiyonu yazabilirdin x bölü eksi 2 artı y bölü 4 eşittir 1 derdim. Bunu eksi 2 ile genişletir. Eksi 2 x artı y eşittir 4'müş. y de f ya. f 2 x artı 4'müş. Sonra derdin ki ben f x'i buldum. Artık tersini bulabilirim. E tersi de bunun nedir? x eksi 4 bölü 2'dir. E, bunun tablosunu kurabilirdin. Tablosu ne burada? x'i 0 yapan değer 4. Değil mi? Bu taraf pozitif bu taraf negatif. Adam senden pozitif değerli olduğu en geniş aralığı istiyor. Yani burayı Bak 4'ten artı sonsuza şeklinde de söyleyebilirdim. Buna bakalım hemen. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonun görüntü kümesi 6 12 ya 12'miş. Yani y'deki yerler arkadaşlar. Şurası 6, şurası 12. Şu aralıktaymış görüntülerimiz. Burada çıkıyormuş. 2fx. Şimdi biz fonksiyonu dışarıdan bir sayıyla, pozitif bir sayıyla çarptığımızda ne oluyordu? x'i kestiği yerlere dokunmuyorduk. Görüntü kümesindeki elemanları o sayıyla çarpıyorduk. Demek ki 6'yı da 2 ile çarparsam artık bu adam 12 olacak. Bu adam da 24 olacak o zaman. Bak görüntü kümesi 12'ye 24'tür demiş. Evet doğru. Peki f3x olursa yani bir kat sayıyı içeriden bir kat sayıyla çarparsak içeriye koyarsak o zaman da diyorduk ki x'i kestiği yerler yani y'ye dokunmuyorsun. x'i kestiği yerler neresi ise Orayı git 3'e böl. Sallıyorum. Burası A burası B ya. F3 x'i mi çizeceksin? O zaman artık A bölü 3'ten ve B bölü 3'ten geçmeli diyeceksin. İyi de burada tanım kümesiyle alakalı bir şey söylememiş. Sadece gerçek sayılar demiş. Yani değişmez aslında. Görüntü kümesini de etkileyen bir durum yok. Bu yüzden bu yanlış bir bilgi. Burada ne diyor? Fonksiyonun görüntü kümesindeki farklı tam sayıların toplamı. Bak fonksiyonu ne yapmış? 2 bölü 3 gibi bir kat çarpmış. O zaman görüntü kümesindekileri de çarp. 6'yı 2 bölü 3 ile çarptın. Ne yaptı? Buradan 4 yaptı. 12'yi 2 bölü 3 ile çarptın. Bu ne yaptı? 8 mi yaptı? <laughs> Pardon. Yani senin şu an görüntü kümen 4 ve 8 oldu. Buraya göre konuşuyorum. Şimdi burada ne var? Artı 1 var. Yani fonksiyonu bir birimde yukarı ötelersen. Şimdi artı 1 kadar bir birimde yukarı ötelersen. 5'e 9 olmuş oluyor demek ki. Ne diyor sana? Görüntü kümesindeki farklı tam sayıların toplamı. 5, 6, 7, 8 ve 9. Bunları bir topla diyor. Toplayalım. 11, 18, 26, 9 daha 35. Evet toplamı 35 mi? Doğru. Cevap 1, 3 yani C şıkkı olmuş oluyor. 10. soru. Ee, 2021 AYT sorusuymuş. Fx artı A, B çarpı Fx ve Fc çarpı X fonksiyonunun grafikleri verilmiş. ABC'nin işaretleri soruluyor. Şimdi arkadaşlar benim burada ilk dikkatimi çeken şey şu oluyor. Bir bu grafiğe bakıyorum. Bir bu grafiğe bakıyorum. Bir de mesela şu grafiğe bakıyorum. Bu ikisine bakıyorum. Yeşille kırmızı dikkatimi çekti. Çünkü bir tanesinde f(x) fonksiyonunun ne tarafı olduğunu bilmiyorum ya. Yani f(x) fonksiyonu daha doğrusu sağa baktığını kesin biliyorum. Yani şöyle sağa doğru bir fonksiyon böyle bir şey. Ama a pozitif mi negatif mi emin değilim. Çünkü yukarı da çekmiş olabilir, aşağı da çekmiş olabilir. Çünkü a'nın değerini bilmiyorum. O zaman ama şuna baktığımda mesela şuradaki adama baktığımda burada sadece bfx var ya çünkü biz fonksiyonu dışarıdan bir şeyle çarptığımızda arkadaşlar ne oluyordu? Mesela eksi bir şeyle çarpsam fonksiyonun y'ye göre simetriğini almış oluyordun hatırlarsan. Pardon eksi fx yaparsan eğer fonksiyonun x eksine göre simetriğini almış oluyordun. Demek ki bu b negatif bir şey olsaydı bizim fonksiyonumuz böyle bir şey olacaktı. Şöyle bir şey olacaktı. Ama o zaman da ötelemede yukarı çık çıkartırdın. Demek ki A pozitif olurdu. Ha, demek ki çok fazla demek ki dedik. Şimdi düzeltelim. Bakın şurayı hemen bir daha. Şimdi aslında varsayımlar yapmak zorundasın. Varsayım yaparak gidersin soru, bu soruda. Şöyle gidersin. Şimdi senin fx artı a fonksiyonun var. Bir de b çarpı fx fonksiyonun var. Şimdi b mesela negatif bir değer olsa yani eksi fx'in grafiğini vermiş olsaydı bu adam bana. E ben bu adamı bir daha eksiyle çarparsam o zaman fx'i bulmaz mıyım? E o zaman eksiyle çarpmak demek de fonksiyonun x eksenine göre simetriğini al. Yani git şu yeşilin simetriğini al. E yeşilin simetriğini alırsan böyle bir şey olacak. E a birim yukarı çekmiş ki demek ki buraya gelmiş yukarıya ötelenmiş. O zaman a da pozitif olmuş oluyor. Pekala devam ediyorum. E fonksiyonum asıl fonksiyonum şu kırmızı fonksiyondu fx'in buydu yani. Burada ne yapmış? Y'ye göre simetri almış diyelim. Hadi şu mesafelere eşitse. O zaman demek ki C'nin negatif olması lazım. Yani artı eksi eksi sağlamış oluyor. Cevap da C şıkkı gelmiş oluyor. Şimdi çift fonksiyon ve tek fonksiyon. Arkadaşlar çift fonksiyonlar her zaman y eksenine göre simetriktir. Bunu unutmayın. Tüm grafiklerde çift fonksiyonu biliyoruz zaten. Ve şu şartı sağlamak zorundaydı. F x f x'e eşit olacak. Y eksenine göre simetrik olacaklar. Tek fonksiyon neydi? Tek fonksiyonda da f eksi x'te eksinin kusması gerekiyordu. Yani kendini dışarıya atması lazım. Bu da her zaman orijine göre simetrik olmalı. Şurada ekstradan bir bilgi verebiliriz. Daha demin bahsetmiştik bir soruda. Hani f x'i vermişti de bize. Biz gidip şey yapmıştık ya. Şu şekilde içeride vardı bu. Bu adam daima arkadaşlar çift fonksiyondur. Bunu unutmayın. Burası önemli. Burası önemliydi. Aşağıdaki grafiği çizilen fonksiyonların tek ya da çift olma durumlarını inceleyelim demiş. Bakıyorum adana'ya. E, y eksenine göre simetrik bir fonksiyon. O zaman bu çift fonksiyon diyorum. Bolu'ya bakıyorum. Orijine göre simetrik bir fonksiyon olduğunu görüyorum. Demek ki bu tek fonksiyon diyorum. Ceyhan bakın Ceyhan kafanızı karıştırmasın. Y'ye göre simetrik bir fonksiyon bu. Solda da var sağda da var aynısı. Bu yüzden çift bir fonksiyon. Çünkü bu bir sabit fonksiyon aslında. Sabit fonksiyonların hepsi çift fonksiyondur. D'ye bakıyorum arkadaşlar. Şimdi bu adam ne Y'ye göre simetrik ne de orijine göre simetrik. O zaman ne tek ne de çift fonksiyon diyorum buna. Yani bir fonksiyon ya tek ya çifttir diye ikiye ayırmıyoruz. 12. soru. Fonksiyonun grafiği orijine göre simetrik dediyse demek ki bu fonksiyon tek fonksiyon. Yani f eksi x eksi f x'e eşit. Bunu söyleyebilirim. Bak şimdi bunu anladım. E f eksi 1 sorulmuş. Şimdi tekse bir kere dereceleri x'in dereceleri kuvvetleri tek olanlarla işim var. Bak burada x üzeri 4 var. O zaman burayı patlatman lazım. A 2 imiş. Ha, bu durabilir. X kare var. Bu olmamalı. B'nin eksi 1 olması lazım ki patlasın. Şimdi fonksiyonu bir toparla. Şimdi A2 verdin o patladı. B'ye de eksi 1 vermiştim. Burası eksi 1, eksi 2, eksi 3 x küp oldu. Bu gitti. Bakın bu da olmamalı. Neden dersen de çünkü bunun yanında aslında x üzeri 0 var arkadaşlar. Bak çift bu. O yüzden sabit sayı, sabitler çiftti ya. Bunu da götürmen lazım. C'nin de 4 olması lazım. O da gitti. Yani senin fonksiyonun buymuş aslında. Soru senden f eksi 1'i istiyordu. Eksi 1'i yazarsan da Bizim fonksiyonumuz tek fonksiyondu. f eksi 1'i istiyordu. Eksi 3 çarpı eksi 1'in kübünden cevabımız 3. Ceyhan gelmiş oluyor. 13. soru. Fonksiyon y eksenine göre simetrik bir fonksiyon. Yani şuradan hemen anlaman gereken şey fonksiyonun çift fonksiyonmuş. Yani aslında f eksi x f x'e eşitmiş. Şimdi bak f 2 eksi 3 ya. O zaman şunu söylersin. F eksi 2 de eksi 3'tür dersin. F 4 9 ya. Hemen buraya not alırsın. F eksi 4 de 9'muş dersin. Şimdi buraya göre bak. F eksi 2 eksi 3 demek çarpı m oldu. F eksi 4 e 9 demek. 9'sa dağıtayım hatta direkt. 9m artı 9 oldu 15. Burası 6m eşittir. Bu tarafa atarsan 6. Bak m değeri 1 gelmiş oldu. Örnek sorularımızın sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki föyde görüşmek üzere.